Valla bu süreç tabii ki de tüm dünya insanları için hani zorlu geçtiği gibi biz sporcular için de bayağı zorlu geçmekte. Çünkü bizler olimpiyatlara hazırlanan sporcularız. Bu bizim ciddi derecede olan antrenman programımızı bayağı etkiledi. Biz de bu süreci olabildiğince evde kalarak, sporumuzu evde icra ederek, evde antrenör olarak anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah da kısa sürede bu günler geçecek ve antrenmanlarımıza, tatamimize tekrardan geri kavuşacağız. Hani hem rakiplerime göre hem dünyadaki diğer sporculara göre belki bir tık bir avantajım var. Neden derseniz çünkü yani kız kardeşim de karate sporuyla uğraşıyor. Babam da zaten bizim hocamız. Babam kendi evinin bir odasını antrenman odası yaptı. Zaten kendimize ait spor salonumuz da var. Ama babam böyle bir spor odası yaptı işte, içine koşu bandı koydu, ağırlık koydu, biraz tatami koydu. Bu durumu sokağa çıkma yasağı günlerinde burada antrenman yapıyoruz bu şekilde. Diğer günlerde de sağ olsun Değirmendere'deki karakol komiserinden ben gittim konuştum. Diğer günlerde sadece kendim ve kız kardeşim salonu açıp antrenman yapıp kapatmak kaydıyla o şekilde antrenmanlarımız devam ediyoruz. Hani antrenman konusunda çok fazla etkilenmedim diyebilirim. Çünkü antrenman yapabilecek ortamım var diyeyim kendi adıma. Bu yüzden yani diğer sporculara göre kendimi biraz daha şanslı hissediyorum. 75 kilogramda yarışıyorum ve 75 kilogramda olimpik sıramada ben şu anda 6. sıradayım. Bizim koronavirüsten dolayı 4 tane maçımız bir Rabat, bir Madrid, bir Avrupa Şampiyonası, bir de bir Premier Ligimiz daha vardı. O da iptal olarak bir dahaki sene ertelendi. Bu maçlarımız ertelenmemiş olsaydı benim ilk 4 bisiklette direkt gidiyor. Ben son alınan karara göre olimpiyatlara direkt gitme kotası alamadım. Çünkü bu maçlar iptal edildi ve o anki puanlamaya göre seçildi. İlk 4 direkt gidiyor. Ben 6. sırada kaldım. Ama bu maçlarımız iptal olmamış olsaydı benim ilk 4'e girmem için 1400 puan gibi bir puan toplamam lazımdı. Bu da 2 tane maça bakardı. O 4'lünün arasında 2 maçı kazandığım zaman olimpiyatlara direkt gidebilecek bir pozisyondaydım. Kısmet böyleymiş diyelim. Bir kalifikasyon maçımız var. İşte seneye Paris'te yapılacak. Oradan da İlk 3 kişi gidecek. 4 artı 3 olacak ve 2 tane wild card, bir tane de ev sahibi olarak olimpiyatlarda 10 kişi her sikletten 10 kişi yarışacak. Ben olimpiyatlara gitmek için elimden gelen tüm mücadelemi vereceğim. Ve orada Ay Yıldızlı Bayramı'nı dalgalandırmak için gerçekten sabırsızlanıyorum diyebilirim. İnşallah çalışarak orada olacağız. Bize denk gelmesi bizler için büyük bir mutluluk. Aynı zamanda karate camiamız için de karatenin ilk defa olimpiyatlarda yarışıyor olması büyük bir mutluluk. Bir sene hayallerimizi sadece ertelemiş olduk. 2020'den 2021'e. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önce geldiği için bizim için de hiçbir motivasyon kaybı olmadı bu. Çünkü bütün dünya için eşit bir durum. Pandemi bu. Bizler sadece hayallerimizi bir sene ertelemiş olduk. İşte yani bir dahaki sene de aynı motivasyonla, aynı istekle orada olacağımızdan, karate milli takımı olarak orada olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz hani 4 kardeşiz. Bir benden büyük var. Benden küçükler zaten ikizler, Eda ile Ercan. Ben de orta numara. Bütün aile olarak, bir annem hariç herkes karateden biraz uğraştı. Ama 3 sene, ama 5 sene. Ama 10 sene herkes bir şeye uğraştı. İşte benle Eda devam ediyoruz şu anda. Eda da işte son Akdeniz Oyunları finalisti. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu. Avrupa Şampiyonası takımında ikinci oldular. Bu Premier Lig'lerde kürsülerde yer aldı. Eda ile Meltem aynı sikletteydi. Meltem'in puanı artı 68'de yaşayan arkadaşımız. Meltem'in puanı Eda'dan öndeydi. Meltem olimpiyatlara gitme kotasını aldı. Olsun yani ikisi de bizden sonuçta. Yani o siklette bir kota alalım da ama Eda ama Meltem sonuç olarak bizden biri orada yaşayacak. Olimpiyatlarda tarihe geçen aile olarak
istiyorduk. Hani iki, gidip iki tane altın alıp hep böyle diyaloglarımız vardı. Zaten bunun bir önceki örneğini Bahri abiyle Azize abla yapmıştı. Bahri Tanrıkulu, Azize Tanrıkulu. Biz de biraz artık ya onlar tabii ki de yani örnek alınacak insanlar. Onları hani örnek aldık diyelim. Öyle aramızda diyaloglarımız vardı. Bu duygu gerçekten hani derler ya anlatılmaz yaşanır. Çünkü o cefayı o kadar yıl hem görüyorsun hem yaşıyorsun. Bütün zorluklarla başa çıkıyorsun. Ama maddi ama manevi. Yani aklınıza gelen bin bir türlü sorun diyelim. O dönemde onları yaşayarak bu başarıları elde ediyorsun. Ve babamın Allah ona razı olsun. Babamın bize karşı yaptığı bu vefakar davranış bizim buralara gelmemizin en büyük vesilesidir babam. O sebepten dolayı çok mutluyum, çok gururluyum. Onu olimpiyatlarda madalya olarak, hatta altın madalya olarak onu daha da gururlandırmak istiyorum. Çünkü yani bizim için yaptıklarının yanında bizim ona olimpiyatlarda altın madalya vermemiz hiçbir şey. Her gün, her antrenmanda da şey der, tarihe geçeceğiz. Biz tarihe geçeceğiz. Böyle motive edici, böyle hep bize inanan, kaybettiğimizde de inanan, bizim neler yapabileceğimizi bilen, bize ona göre motive eden, yani mükemmel bir duygu bu.